Beyin Nafur deri halının katkılarıyla hazırlanan dinleneyden başlıyor. Evladın ana baba üzerinde hakkı var mıdır yok mudur? Bilinmez. Yok kabul edilir. Ve bu yanlış kabulün neticesinde maalesef toplumumuzda birçok ana baba kendisini yavrusunun sahibi zanneder. Yavruyu da kölesi zanneder. Var. <laughs> Efendim cümleyi kemal hürmet ve muhabbetle selamladıktan sonra malum halinizdir ki hukuk hak kelimesinin çoğuludur. Tekil olarak kullanıldığında bir kurum anlaşılır. Hak ise tek tek birbirimizin üzerindeki yükümlülükler anlaşılır. Evvela bizim biz olmamıza vesile olan madde aleminde ve maddi olarak ana babamız var. Onların da bir bey ve bir hanım olmaktan çıkıp anne ve baba olmalarını da temin eden biziz. Yani karşılıklılık var. Hani öyle demiş ya bir veli zat. Sen olmasaydın ben olmazdım. Ama ben olmasaydım sen de bilinmezdin. Bir mütekabiliyet, karşılıklılık var. Ve bu karşılıklılık mutlaka bizde bir görev, vazife uyandırıyor. Bu vazife ve görevi yerine getirme karşı tarafta hak uyandırıyor. Fakat bir de herhangi bir vazifeye bağlı olmayan müstakil verilmiş haklar var. Bunları hiç kimse bu hakları asla kötüye kullanamaz. Bizim inanç sistemimizde ana baba hakkı çok konuşulur. Çok öne çıkarılır. Fakat evladın ana baba üzerindeki hakkı pek konuşulmaz. Daha doğrusu evladın ana baba üzerinde hakkı var mıdır, yok mudur bilinmez. Yok kabul edilir ve bu yanlış kabulün neticesinde maalesef toplumumuzda birçok ana baba kendisini yavrusunun sahibi zanneder. Yavruyu da kölesi zanneder. Var. Yani fotoğrafı doğru çekelim. Teşhisi doğru koyalım ki tedavinin yüzde ellisi tamamlanmış olsun. Malum teşhis tedavinin yüzde ellisidir. Ana babaya saygı, hürmet, sevgi, ve doğru davranış biçimi bizim genetiğimizde yok. Genetik deyince Hz. Adem'e kadar gidelim. Çünkü Hz. Adem'in ana babası yok. Ana baba muhabbeti bilmiyor. Konu olarak bilmek başka, yaşamak başka. Yok ki bilsin. Hz. Adem'den intikal eden bütün sistemde ana baba muhabbeti yok. Böyle olduğu için Allah Zülcelal kitab kitabı keriminde evlatlarınıza şöyle davranın, böyle davranın diye bir kat'i hüküm, kat'i nas göndermemiş. Aleyhissalatü vesselam hazretleri terbiye bakımından genel hükümler çerçevesinden özen nasihatler çıkararak bu hususta hadisler buyurmuş. Amenna. Ama nas? Ayetle nas yok. Ama ana baba hakkında var. Öf bile demeyin. Malum bu. Bilinir. Öf bile demeyin. Öyleyse çocuğa öf diyebilirsin. Hayır. Bakın yazılı olmayan ayetler çünkü ayet kelimesi artık özel isim haline gelmiş. Ayet kelimesi kıraat alimlerinin ayrımına göre yani malum akılda kolay kalsın diye Kur'an-ı Kerim 6666 ayettir denir. Bu bir akılda kalması için bir tekerleme gibidir. Çünkü kıraat ilminde ayrı ayrı değerlendirmeler vardır. Bazı kıraat alimleri sayıyı daha çoğaltırlar, bazı daha azaltırlar. Mesela her tığya, tı durağına, Kur'an kıraati bilgisi olarak ayet adı verirler. Ama bizim şimdi kullandığımız genel bilgimize göre konuşursak Kur'an-ı Kerim'deki iki nokta arasındaki nokta işareti var ya o aradaki cümleye ayet diyoruz. Ama ayet o demek değil. Aksi hiçbir şekilde ispat edilemeyen yani aksinin mümkün olmadığı gerçekliğe ayet denir. Bu ayetler Kur'an-ı Kerim sözleri Allah kelamı olduğu için elbette aksi asla kabul edilemeyeceğinden ayettir. Amenna. Ama ayetler ondan ibaret. Tevni ayetlerden bir misal arz edeyim. Bugün filanca tarih. Geçen senenin bu tarihinde de güneş aynı noktadan doğuyor, aynı noktadan batıyordu. Gelecek senede aynı olacak milimi milimine. İle bu böyle devam edecek. Bu asla değişmeyen bir gerçek olduğu için. Ayet değil mi? Bir de. Ana babaya öf demeyin ama evladınızı öf diyebilirsiniz manası çıkmaması için bize verilmiş duygular var. Bu duyguların bir tanesi yaratıcısını arayıp bulma cevheri ve duygusu. Kur'an-ı Kerim'deki Hz. İbrahim kıssası bunu anlatır. İşte yıldızları, ayı, güneşi görüp Tanrı zanneden çocuk sonra böyle doğup batan şeyden Tanrı mı olur diye içindeki cevheri yani yaratıcıyı bulma cevherini işleterek ortaya çıkarıyor. İşte evlat sevgisi de Hazreti Adem'den miras olarak bize verilmiş bir ayettir. Tabii ben normal annelerden ve normal babalardan bahsediyorum. Deniz anası ve iskele babalarından bahsetmiyorum. Onlar o kadar bendikli ki ana babalık vasfını kaybetmişler. Bir biyolojik alet mesabesinden, derekesinden yukarıya çıkamamışlar. Çünkü insan olmamışlar. Ya insan değil mi? Değil ya, değil tabii. İnsan bir anne babadan doğmak insan olmak için yeterli değildir. İnsanlık irade ile yapılan Doğru davranış biçimleri neticesi kazanılan çok yüksek bir mevkiidir. Bir mertebedir insanlık. Yani hayvanlar da ürüyor. Üreme aleti değildir ana baba. Ha böyle yapanlar, böyle görenler var. Maalesef. Onlardan bahsetmeye lüzum yok. Normalden bahsedersek. Normal ve doğru. Çünkü bazen yanlışlar da normaldir. Ama yanlıştır. Ana babanın evladı üzerinde hakkı Aleyhisselam Efendimiz'in çok sarih anlatımıyla şu şekilde. Soruyor asaptan bizzat. Benim üzerimde en çok kimin hakkı vardır ya Resulallah? Annenin. Sonra ya Resulallah, annenin. Sonra ya Resulallah, annenin ısrar devam ediyor. Sonra ya Resulallah babanın. Üç defa annenin dedikten sonra dördüncü de babanın diyor Efendimiz Hazretleri. Bu ana hakkının yüceliğini anlatır. Menkübelerde vardır. Bir zat diyor ki ben 42 senedir annem yatalak günlük hayatında bakıyorum ve 42 senedir sırtımda taşıyarak 42 defa annemi hacettirdim. Acaba hakkını ödeyebilmiş miyimdir? Velizat cevap veriyor. Ana rahminde attığın bir tekmeyi bile ödeyememişsindir. Neden biliyor musun? diyor. Sen annene bakıyorsun, hizmet ediyorsun. Ama ölecek diye hizmet ediyorsun. Benden evvel ölecek. Bu her zaman bakayım Allah kimseye evlat acısı vermesin, ayrı mesele ama Genel gidişat bu değil mi? Annene öleceksin diye bakıyorsun. Niyet farkı var. O ise sana benden sonra da yaşayacak diye baktı. Bu farkı asla kapatmak mümkün olmadığından dolayı ananın hakkı ne Bunları zaten biliyoruz. Ben çocuğun ana baba üzerindeki bazı haklarından Resulullah Efendimiz Hazretlerinin buyurduğu bazı konulardan temas edip başka bir noktaya geçmek istiyorum. Çocuğa ana babanın vazifesi ve çocuğun ana baba üzerindeki hakkı öncelikle kronolojik sıraya koyma gayret edersek güzel bir isim koymaktır. Güzel bir isim. Bu ismin bazı az düşünen kardeşlerimiz gibi ille bir dini büyük zatın isminin olması gerekmez. Olursa olur mu? Olur tabii. Oradaki isim koymaktan kasıt aynı zamanda bir duadır. Dua her zaman elini açıp samimiyetle Allah'a yalvarmak, bir şey talep etmekten ibaret değildir. Temenniler de duadır. Mesela hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Güngör diye Öztürkçe bir isim var. Birçok Güngör isimli hanım ve bey tanıyoruz. Çok güzel bir isim. Ana baba yavrusuna güzel bir temennide de buluyor, bulunuyor. Gün görmek. Yani iyi yaşamak, doğru yaşamak, güzel yaşamak. Değil mi? Hani şikayet ederlerken bazıları. Ömrümde gün görmedim falan. Yani iyi görmedim. Bakın, güzel bir temennide bulunmak. Bu güzel isim koymaya dahildir. Bir büyüğün ismini koymak elbette. Bir aile büyüğünün ismini koyup yaşatmak elbette. Ama ipa sapa gelmez lakırdılar var isim diye. Manasız sözler. Kelimenin ahengi hoşumuza gittiği için yavrumuza koyduğumuz isimler çok yanlış. Yani misal vermek istemiyorum o ismi taşıyanlar üzülmesin diye ama bir tanesini vereyim müsaadenizle. Nalan koyuyor ismini çocuğunun. Nalan. Ne kadar ahenkli değil mi? Nale eden, ağlayan demek. İnsan yavrusunun ağlamasını ister mi? Ha ağlasın. Allah ve Resulü ve ehl Beyt muhabbetiyle ağlasın. O ayrı. Muhabbetten ağlasın. Sevinçten ağlasın. Ama nalan sevinçten ağlayana denmez. Böyle isim olmaz. Handan koy. Yani gülen demek. Mutlu olsun, gülsün. Yavrucak, abla, teyze, anne, nine. Hep gülsün. Niye Nala? Demek ki böyle bir isim koymak çocuğun ana baba üzerindeki hakkı. Baba nafaka sahibi olduğu için yani ailesinin rızkından baba sorumlu olduğu için haram yedirmemek. Keza annenin de böyle bir vazifesi var tabi de. Anne rızık temini ile yükümlü değil. Yükümlü olan baba. Allah korusun baba göçtü, şöyle oldu filan. Bu ekstra örnekleri lüzum lüzum yok çoğaltmaya. Ama aile rızkından baba sorumlu olduğu için baba haram yedirmeyecek. Anne de yedirmeyecek. Vakit çok yeterli değil ama bu kıssayı, menkıbe değil kıssayı arz edeyim. Şeyh Vefa Hazretleri malum Fatih döneminde İstanbul'a gelen büyük bir veli ve bir semte adını vermiş Şeyh Ebu'l Vefa Hazretleri. Evli Bakla sat tabi. Yani şeyhti, dervişti. Bunlar da keşiş ve papaz gibi anlayanlar var. Ne yapayım? Allah cehaletten onları da kurtarsın. Bu sokakta oynuyor işte. Biz de çok sokaklarda oynardık yani. sokaklarda deyince sokaklar kötü yerler değildi. Mahallenin müşterek mekanlarıydı top oynanır, kızak kayılır, seksek oynanır. Evine bir şey taşımakta olan amcaya, teyzeye hemen yardım edilir. Anamızın, babamızın bir seslenmede sesini duyabileceğimiz kadar yakınlıkta olur filan. Dolayısıyla sokakta oynamak ve sokak çocuğu olmak demek değildi. Şimdi sokak kalmadı ayrı mesele. Neden? Vazıtalar rahat vermiyorlar. Her yer. Vasıta. Bu kadar çok vasıta olunca gaye unutulmuş. Bu parantez içindeydi. Ebu'l-Vefa Hazretlerinin çocuğu sokakta oynuyor. O zamanlar at ve deve sırtında evlere temiz su dağıtılıyor. Yani sakalar var. O zaman metal veya cam eşya zor. Tulumlar yapılıyor. Tulumlara su dolduruluyor. Evde bir kaba boşaltılıyor. Zaten şehirde şebeke yok. Onun için bol bol çeşme yaptırıyor ecdadımız. Çeşme yaptırmak demek mevcut olan bir suyun aksın diye böyle abidevi bir bina yaptırmak demek değil. Bir yerden su kaynağından su getirtiyor ahalinin bol olduğu yere, meydanlara, şunlara, bunlara su getiriyor. Evlerde çeşme 1800'lü yıllarda yani evlere su gelmesi, tesisatla gelmesi 1800'lü yılların sonlarındadır. Hasılı çocuk Şeyh Ebu'l Vefa Hazretleri'nin çocuğu ikide bir bu e, saki'lerin deriden yapılmış kırbalarını bir çiviyle bir sivri bir şeyle deliyor. Ve su akıyor. Şimdi büyük bir zatın çocuğu şikayet de edemiyorlar filan ama saki yani sakalardan birisi demiş bir gün gelmiş efendim kusura bakmayın ama sizin mahtum öyle bir şey yapıyor. Yani biz de pek ses çıkarmıyoruz hatırınız rencide olmasın diye. Tamam peki kardeşim merak etme falan diyor. Savuşturuyor. Evde hanım buyur efendim. Sen bu çocuğa hamileyken veya daha sonra bir haram yedirdiğin oldu mu? Ben çünkü kendimi kontrol ettim. Geçmişi düşündüm. Yani pek bir şey bulamadım. Sende böyle bir şey var mı? Ah efendim diyor var. O yavruya hamileyken bir komşuya geçtim. Orada böyle işte masanın filan üstünde limon vardı. Hamileyim. Canım istedi. İstemeye de utandım nedense. Saçımdaki firketeyle, tokayla deldim. <laughs> Ye acık o şeyden e, limondan emdim. <laughs> Hay Allah. Söyleseydin daha iyi olurdu. İşte ne bileyim efendi olmadı. Falan. Af, al sen de affet. Allah da affetsin. Tamam tamam. Pişman olduktan sonra Allah gafurur rahimdir, affeder. Fakat şimdi git o hanıma söyle, ben birkaç sene önce bebek beklerken böyle yaptım de. Hakkını helal etsin. Peki. Geldi, söyledim. Hanım da aman ne ehemmiyeti var. Ben diye şey yapmadı. Tamam, hepsi güzel. Ertesi gün Şevvefa Hazretleri tekkenin penceresinden çocuğa bakıyor. Çocuk yine elinde sivri bir şey. İşte bir şeyler çiziyor. Arkadaşlarından oynuyor. Bir sürü saka geçiyor. Hiçbirine dokunmuyor. Acaba anlatabildim mi? İşte baba anne de tabi haram yedirmeyecek. Ve üçüncü vazifesi çocuğun da ana baba özdeki hakkı. Üçüncüsü. Güzel örnek olmak. Yani yavrum sakın yalan söyleme derken zır telefon. Hanım ben evde yokum. Dedin miydi olmaz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi çok kısa zaman kaldığının farkındayım ama şuna temas edeceğim. Bizim medeni kanunumuzun ikinci maddesi hiçbir şeyden alınma da olsa bu nevi genel hukuk prensipleri zaten her yerde geçerlidir. Ama ben kanun maddesi olarak da söylüyorum. Eski orijinal haliyle söyleyeyim. Bir hakkın sırf gayrı ızrar eden su istimalini kanun himaye etmez. Benim bir hakkım var. Senin üzerinde. Sana bir zarar vermek kastı ile bana hiçbir faydası olmamasına rağmen ben o hakkımı kötüye kullanıyorum. İşte bu maalesef bugün memleketimizde ana babaların yavrularına fazlaca yaptıkları bir hak suyu istimalidir. Çok basit. Özellikle yuva kuran gençler üzerinde. Onunla evlenmeyeceksin, bununla evleneceksin. Niye? Niye çocuk senin dediğini yapmaya mecbur olsun? Ben öyle istiyorum. Böyle bir istek hakkın yok. Böyle bir hakkın yok. Muhabbetsiz evlilikler işte bugünkü muhabbetsiz toplumu doğurmuştur. Birbirlerini tanımadan evlen. Ha bir de tanıyınca da heves ediyorlar. Doğru dürüst gönüllerine ve akıllarına danışmadan yapıyorlar. O ada, o aile de dağılıyor. Ayrı mesele, o ayrı bir problem. Ben şunu arz etmeye çalışıyorum. Benim senin üzerinde hakkım var diye sana emir verici olamam. Benim dediğimle evlenmezsen hakkını helal etmem, yüzüne bakmam, bilmem ne. Şunu düşünelim. Karşımızdaki asr-ı saadetteki Resulullah Efendimiz Hazretlerinin canına kastedecek kadar kötü ve alçak biri değil. Sen ben de Resulullah değiliz. O aleyhissalatü vesselam. Bu nevi yerin dibindeki insanlara bile muhatap oluyor. Küsmüyor. Hatta onların ıslahı için dua buyuruyordu. Sen ben kim oluyoruz da yavrumuza böyle davranıyoruz. Ve bazı adetlerimizin isimlerini değiştirmemiz lazım. Kız isteme, kız verme, kız evlat alınıp satılacak, istenecek, verilecek bir varlık mıdır? Doğrusu bunun, ben kızımın seninle veya senin çocuğunla nikahlanmasına razıyım. Kızımı sana verdim. Niye veriyormuşum ben kızımı kimseye? O benim kızım. Hem de ana baba ve evlat arasındaki ilişki mezara kadar sürmez. Ebediyen sürer. Yani anam babam öldü, yavrum öldü, işim bitti. Yok öyle şey. Yaşadığın müddetçe arkalarından dua etmiyor musun? Onlar için hayır yapmıyor musun? Yapıyorsun. Yarın öbür gün ahirete gittiğinde ahiret hayatında o da geçici malum kıyamete kadar sürecek sonra bitecek sonra ebedi hayatta ana babanın hayırlı evladın birbirlerine Allah'tan af dileme başka bir doğru tabiriyle şefaat hakları var mı yok mu yok diyen cahillere kulak asmayın var olduğunu artık Herkes ispat etmiş vaziyette. O yok diyenler baldırı çıplak çöl Araplarıdır. Bedevilerdir. Hasılı yavrularımız bizim Allah tarafından verilmiş en büyük hediyemiz ve onlar bize emanettir. Biz onların sahibi değiliz. Her şeyin sahibi Allah-u Zülcelal'dir. Allah, Üzül Celal'dir. Allah Evlat olarak ana babamıza, ana baba olarak evladımıza Resulullah Efendimiz Hazretlerinin tarif buyurduğu ve bizzat uyguladığı halde olmayı ihsan buyursun. <laughs> Beğen Nafur Deri Halı'nın katkılarıyla hazırlanan dinleneyden sona erdi.